Sen oyundan ne anlarsın isimli bilgi yarışmamıza, Paramar özel bilgi yarışmamıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bu üç arkadaşla yarışmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili arkadaşlar, geçen yarışmanın ardından ne hissediyorsunuz? Ben hırslandım çok fena. Hırslandın evet. Çünkü sonuncu oldum. Bilmeyenler varsa bu iki arkadaş nişanlı. Ayrıldık biz tabii. Tabii kavga etmeniz normal. Senin sadece 2 puanın varken onun 12 puanı var. Senin 11 puanın var. Haftanın birincisi seçmek için ikinci yarışmadayız. Üçüncü yarışmada haftanın birincisi belli olacak. Ama puanlar az çok oturdu. Tutku, senin biraz daha çabalaman lazım. Jokerlerini iyi kullanman lazım. Aynen. Kafanda biri var mı joker? Soruya göre değişecek. Var, mi? Var. Kim var? Orhun abi. Eledim. Artık Orhun abi kalmadı. Arkadaşlar hazırsanız ilk soruyla başlayacağız ama biliyorsunuz ki izleyicileri de kazandıran bir yarışma bu. Ve izleyicilerimiz de şu anda bizden 5 izleyicimiz 25 TL'lik Steam cüzdan kodu kazanabilir. Nasıl mı? İzle. Paramara'dan 5 kişiye 25 TL'lik Steam cüzdan kodu hediye edeceğimiz bir sorumuz var. Sorumuz ise şöyle. Diyelim ki aile büyüğünüz yanınıza geldi ve dedi ki bırak bu oyun işlerini, çoluk çocuk işleri bunlar. Bunu diyen aile büyüğünüze bir cümleyle ne cevap verirdiniz, bize yazın. Peki nasıl yazacaksınız? Öncelikle Paramara uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Ardından üye olup para iste kısmına giriyorsunuz ve ekranda görmüş olduğunuz numarayı yazıyorsunuz. Bunun ardından miktara 10 TL yazıp mesaj yaz kısmından cevabınızı iletiyorsunuz. Cevap veren arkadaşlarımız arasından 5 kişiye 25 TL'lik Steam cüzdan kodu Paramara tarafından hediye edilecek. Hayatımda gördüğüm en cins soruları sahip yarışma programı olabilir bu arada. İlk sorumuz da gerçekten benim okumakta zorlandığım, sizin şıkları okurken daha da zorlanacağınız bir soru. Soracağım soru Xbox'ın oyunlarından birine ait. Hepiniz çok aşinasınız gibi duruyorsunuz gerçekten. Xbox hiç oynamadım ben. Ha öyle deme, sponsor olabilir yarın. Oynadı. Ben PlayStation oynadım. Lan yaktın bizi. Sonra Türkiye'ye bizi gördüm. Street Fighter oyunlarının isimlerini T'ye alan Dead Rising 3 DLC'sinin adı nedir? Çok biliyorsun gibi, bir de ilk sen bastın. Seni tebrik ediyorum. Şıklara bak bakalım. Evet, gerçekten inanılmaz şıklar var. Bu şıkları okursam, bu şıklar nasıl sığıyor şu an alt tarafa hiçbir fikrim yok. C şıkkı atıyorum. C şıkkı attın. Ve doğru cevap! Bravo C şıkkı! Bravo! Bravo! Bana birini anımsatıyorsun. Cem Göksoy diye bizim bir arkadaş vardı. Onu çok anımsattın. Onu bir hatırlayalım. Sanırım benzemedim o. 1602 diyorum. Bravo Cem! Doğru! Sürprizlere gebe bir yarışma gerçekten. Cem puanlarına puan ekliyor. İkinci soru gelsin. Sevgili nişanlın gördüğün gibi senden ayrıldıktan sonra... Çalışmış. Çalışmış. Bu arada evlilik ne zaman? Kısmet. Evet, önce senin kısmet demen hoş olmadı gerçekten. Oğlum bak, acemisin, bu tarz soruları her zaman. Pause ver. Ona bak. Bekle. Bekle. Tecrübe konuşuyor. Herkes akıllı olsun. Bu karakterlerden hangisi sonradan çıkan DLC'leri de hesaba kattığımızda, bak bu detay önemli, 2015 yapımı Star Wars Battlefront'ta oynanabilir olarak yer almıyordu. Almıyordu. Kubilay, kaçırdın gene Kubilay. Barış. Darkman olacağım. Ve cevabını da şöyle söyleyeyim sana. Doğru. Doğru, evet. Özgüvenli, doğru. Doğru. Hala sevincin üzerine çalışmamışsın. Geçen bölümde sevinemiyordum. Ama biliyorum doğru olduğunu, o yüzden. Ulan sallıyorum, sevinmiyorum diyorsun. Biliyorum. Ya Grido ile arasında kaldım, salladım yani. GTA 5'in 3 ana karakterinden biri olan Trevor Phillips nereli? Tutku 1. Iskaladım hatta, basamadım. Sonra ikinci olabildin. İkinci olabildin. Bir fikrim var mı bununla dair, yoksa sallarım gene, belki tutar diye mi bassın? Sallayacağım yine. Ya GTA oynadım da neler olduğunu gerçekten bilmiyorum. Bileceksin, önemli detaylar. Ya hareketler falan tabii Amerikalı falan da. Hiç Amerikalı tanıyor musun? O zaman İtalya diyeceğim, böyle İtalyan mafyası falan gibi bir şey olabilir o belki. Emin misin? Değilim ama İtalya diyeceğim ya. O zaman cevabının maalesef yanlış olduğunu söyleyebilirim. Nasıl sevindim, niye sevindim bilmiyorum. Çok sevindim ama anlamadım. Aslında Amerika diyecektim, senin yüzünden şeye geldim. İmza aldım. Bu yarışmadan hiçbir şeye itiraz etmeyeceksin. Sen neye bakma, elendin. Sen neye bakmaya çalıştın az önce? Sorulara. Evet, eliyoruz. Kubilay, 3 şık kaldı. Biliyorsun sanki. Bu sefer 2 şık arasında kaldığım şıkkı eledikleri için teşekkür ediyorum. Evet. Amerika Birleşik Devletleri demek istiyorum. Son kararım mı? Çok yanlış gibi geliyor. Evet, son kararım. Ben biliyorsun sen Amerika diyecektin. Şu an bana çok sinirli bakıyorsun. Amerika demene izin vermediğim için. Ama onun cevabı da yanlış! Kubilay, 1 puan alıp eve götürme şansın var. 2 şık kaldı. Kubilay. Ay Kubilay diyorum. Bunu keseriz herhalde. Kesmiyoruz lan, sana Kubilay diyeyim. Zaten beni de Kubilay diye aradılar. O benim hatam değil. Barış, iyi düşün. Güzel düşün. 1 puan önemli. Polonya puan demek istiyorum.
bol oynamak istiyorsun ve cevabı yanlış. Dörtte ki bol oynaydı değil mi? Hayır. O da mı değil? Değildi. Sporlarımız var mı? Bayağı. O zaman size gelsin bir spor sorusu. Hem de bizim ülkemizi ilgilendiren bir spor sorusu. Bakın bu önemli bir detay. Detayı iyi dinleyin sorudaki. Hangi oyunda beraber Süper Lig, bildiğiniz Türkiye'deki Süper Lig, FIFA serilerinde istikrarlı bir şekilde yeniden resmi olarak yer almaya başladı? Barış çok hızlısın. 13. Bir dakika, son kararım değil, 14 demek istiyorum. FIFA 14! Yanlış cevap! Aa. Tutku sende. 13 diyeceğim ben. FIFA 13! Yanlış cevap! Aa. Kaldı iki şık. 15 mi, 16 mı? Kubilay. 1 puan için değer mi bu kadar düşünmeye? 15. 15 diyorsun ve cevabı doğru! Hızlı, performans kaybetmiyoruz. Electronic Arts'ın bir süre önce kapattığı Visceral Games, saygıyla anıyoruz. Bu oyunlardan, göreceğiniz oyunlardan hangisinin yapımında görev almıştır? Görev aldı. Ya. Sevgili Tutku, hızlısın. Kubilay, hızlısın. Keşke birinci basmasaydım şu an. Evet, bu da taktik savaşı tabii. Birinci basmak da ayrı bir şey. Ama sen çok üzüldün. Bildiğin bir soru olabilir diye tahmin ediyorum. Tekrarladın ya son iki kelimeyi. O soru bitmemiş gibi geldi bir an. Yok, bitmişti. Evet. Almıştım. Kandım. Bir daha tekrar ettim sadece. Kandım. A diyeceğim. A diyorsun, Battlefield Bad Company 2 diyorsun ama cevabı maalesef yanlış. Sevgili Kubilay, sıra sende. Bir anlamsız bir gülümseme seziyorum suratında. Sanki biliyormuş gibisin. Sanki. Hadi bakalım, üç şıkkım var. Ben de B demek istiyorum. Lord of the Rings, Two Towers. Maalesef bu cevapta doğru değil. Böyle ufak sürprizler hazırlıyorum yarışmacı arkadaşlarımıza. İki şık kaldı Kubilay. Yine üçüm. Kubilay demeyin abi. Ay Kubilay diyorum ya. Kubilay çok güzel bir isim ondan. Teşekkür ederim. Ben Kubilay'ın Kubilay. Kubilay'ı Kubilay. Evet. Barış ne diyorsun? Galiba yine üçümüzün de bilmediği bir soru olacak. Ben Army of Two diyeceğim. Ve çok yanlısın. Ama neden biliyor musun? Çünkü bildin. Bravo! Time Splitters neydi? Time Splitters PlayStation 2'de zamanla oynayabildiğim özel şeylerin olduğu FPS oyunuydu. Oynamadım onu. Güzel oyundu. PlayStation 2 döneminin hit oyunlarından biriydi. Güzel. Gears of War serisinde bir asker olarak bağlı olduğumuz COG birliğinin açılımı nedir? Evet, bu da kazık sorulardan biri. Oyunu oynasanız bile hatırlamayacağınız detaylardan bir tanesi. Bunlar böyleyse özel sorular nasıl? Allah bilir. Hmm. Evet, artık düşünmüşsün diye düşünüyorum. Bence de. Nişanlım böyle diyorsa artık hemen cevap. Bursa. Dört. Bursa dedin. Ve cevap doğru lan! Gene bildi bu adam. Oley! Bravo, en sonunda bir seyirci geldi. Bu oyunlardan hangisinin henüz filmi yok? Ulan öyle basma, öyle basma! Daha parası çıkmadı diyorum. Ama yine ikinci oldu. Ona rağmen ikinci, evet. İkinci. Tutku, mantık yürütebilirsin, yürütmeyebilirsin. Herhangi bir şey yapabilirsin. Gergin bir yarışma, biraz terliyorsunuz, ben de farkındayım. Ortam biraz sıcak. Böyle bir durum var. Oyunların hepsini oynadın mı bu arada? Dördünde. Hakim misin yani? Wolfenstein'i biliyorum çünkü Barış onu bitirdi. Çok gördüm yani evde onu. Ama oynamadım. Baktım gerçekten. Blood Rain de sanki oynamış. Ben oynamadım ama. Ya Angry Birds'ın filmi mi olur ya? Sen ama direkt oynamadım. Olabilir yani. Bir dakika dur. Bir dakika dur diye bir şey yok. Az önce nişanlına demiştin. Yeter artık, çok süre geçti. Ben üç filmi de izledim. Ooo, üç filmi de izledim dedi. Demek ki biri film değil gerçekten. Biri hariç yönetmenlerini de biliyorum. Ama en son basan sen olduğun evet, için. Evet, o yüzden. O zaman Angry Birds diyeceğim çünkü Barış'ın Angry Birds filmini izlemiş olma ihtimali yok bence. Son cevap mı? Ve seni nişanlı yaktı! Çünkü Angry Birds değildi. Nişanlının boş zamanlarında Angry Birds seyrediyormuş. Tanı onu. Bu yarışmada çiftler birbirini daha iyi tanıyor. Kopya var mı? Ne var, çok da kötü değil ya. Allah'ım. Onun filmini çekemezler ya. B postal demek istiyorum. B postal diyorsun ve başka şeyler alıyorsun çünkü yanlış. Yanlış. Sen zaten biliyordun cevabı. Blood Rain'in hatta iki tane var galiba. Evet. Evet. Wolfenstein cevap da. Tamam, onu ya uzatmayalım istersen. Evet, doğru cevap Wolfenstein. Wolf hatta değil mi? Postal'la Blood Rain'in. Evet. Evet. Önemli bir oyun yapımcısına ait bir soru. Kojima'yı bilir misiniz, tanır mısınız? Evet. Evet, sevilen sayılan bir isimdir oyun sektöründe. Ve kendisi bu oyunlardan hangisinin yapımında görev almış? Kubilay çok hızlısın, oyunları görelim. Çok bilinmeye de bilir, biline de bilir. Ne kadar takipçisi olduğuna alakalı değişir. Sweet Home demek istiyorum. Sanki Kojima daha böyle aksiyon
Tarz oyunlar üretiyormuş gibi. Sivitom nasıl diyor? Sivitom'dan aksiyon nasıl çağrışım yaptı sana? Bu arada ben de Sivitom'u bilmiyorum. Abi. Ben de... Evet. Yanlış cevap! Boşuna konuşma, yanlış cevap! Bu kadar ipucu verdik, yanlış cevap. Tutku, sıra sende. 3 şıkkın kaldı. 2 puan için yarışıyorsun şu anda. Basarsan 2 puan cepte. Arasında kalmışım. B diyeceğim. B diyorsun. Tower of Draugr. Aynen, öyle bir şey. Gözlerime bak. Nişanlının gözlerine bak. Doğru bakıyorsun. Yanlış. Aaa! Şimdi burayı terk et ve bunun acısını yaşa. 2 şık arası nasıl kaldın? Hangisini biliyorsun da olarak? Laf almaya çalışıyorsun gene. Önce yanlış yönlendirdin. Bilmiyor ki. Tamam ben atmasyon. Kameraları oynuyor şu an. Milyonların önünde rencide ediyorsun. Sizi kınıyorum. D şıkkı diyeceğim, okuyamıyorum ama. Police Notes. Evet. Ya bir dakika demeyeceğim ya. O ne saçma isim. C şıkkı diyeceğim. Evet, C şıkkı Herzog diyorsun. Evet. Ama doğru cevap D şıkkıydı. Police Notes isim mi olur ya? Sevgili arkadaşım, sen Kocaman'ın yaptığı oyunların isimleri nasıl dalga geçersin ya? Yapmamıştır bence bu. Bakmıştır uzaktan. Şeydir yaptı. O, executive producer'dır o. Orada. Yaptı. Executive producer falan değil. Kendisi yaptı. Deus Ex Mankind Divided'daki ana karakterimiz Adam Jensen'ın üyesi olduğu anti-terörizm birliğinin adı nedir? Bu ne kardeş ya? Bu nasıl bir soru ya? Bu soruyu bilen bir kişi tanıyorum ben burada ama hadi bakalım o joker kullanılacak mı bilmiyorum. Özür dilerim ama Orhun abi sormak istiyorum. Vay! Nişanlısının joker hakkını çaldı ve Orhun'u alkışlarla davet ediyoruz. Evet Orhun. Evet. Şimdi Task Force... Orhun ama biliyorsun. Hayır. Değil, neden değil? Barış gibi o biraz oynamak istiyor. Yok, cevap B arkadaşlar. Cevap ne? B. Ve doğru cevap B! Bravo! Bunun üzerine artık kazanırsın. Ben teşekkür ederim. Biri biliyor deyince kopya oldu. Evet. Artık onu eksi yaparsın. O zaman iptal bir soru yani. Kopya verdim. Bu oyunlardan hangisinin yayıncı firması Ubisoft değildir? Yayıncı firması yapımcı demek değildir bu arada. Oyunu yayınlayan gittik. Bu da soruyu daha da kazık hale getiriyor. Oyunu yayınlayan. Evet, oyunu yayınlayan. Şıklar sende. Evet. Ubisoft'ta aran çok varmış. Bak bakalım hangisi? Hangisi değildir önemli arkadaşlar. Sanki B şıkkını Barış oynarken mi gördüm? Oynadın mı Barış sen B şıkkını? Oynadım ama PlayStation 2'de oynadım. Ha, o zaman ve bayılıyorum ama Tutku görmedi. Görmedi, okey. D şıkkı diyor. D Burnout 3 Take Down diyorsun. Hı hı. Emin, son karar. Son karar. Doğru cevap var mı? Artış mı? Ariyana. Ne oldu lan, ne oldu lan? ben de niyeyse Barış'a yürüyesim geliyor lan, ne oldu? Olsun. Sevgili arkadaşlar, buraya kadar güzel yarıştınız diyeceğim ama pek de öyle değil. Ekrandaki gibi değilmiş galiba. Evet. Hiç. Burası heyecan var mı? Biraz yardımcı olun. Ekranda da zor, şimdi de zor. Evet. Hala zor. Hala zor. Ama bunu bilerek geldiniz buraya. O yüzden herhangi bir şey söylemiyorum. Şimdi Tutku senle başlayacağız. Özel soru ilk sana gelecek. Bilirsen 10 puan cepte. 8 puanın var. 28 puan yapma değil, 18 puan yapma şansına sahip olacaksın. Ama şunu söyleyeyim. Normal soruların zorluğunu düşünürsen bu sorular bayağı bir kazık. Bir şey olursa joker hakkını kullanabilirsin. Geliyor soru. Mirror's Edge, Catalyst hangi şehirde geçmektedir? Gör bakalım şıkları. Düşünme payın var. Sakin ol. Joker hakkını kullanabilirsin. Kullanmayabilirsin. Sana kalmış bir durum ama zor bir soru olduğunu söylemiştim. Gerçekten de. Merak ediyorum nasıl bir cevap vereceğini. Joker'imi kullanacağım. Kimi çağıracaksın? Tunca abi. Tunca, alkışlarla aramıza geliyor. Bravo Tunca. Bravo. 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 Evet Tunca'cığım, bildiğim bir soru olduğunu düşünüyorum. Ama düşünmeyebilirim. Yanlış düşünüyorsun. gerçekten bilmiyorum. Bir de sen ikinci olacağım. Bilmen lazım şu an. Ama mantık yürütmeye çalışacağım. Eleyelim müzikleri ben. Kızımızın adı Fate'di yanlış hatırlamıyorsam. Hani ama bu şekilde değil. Ona gönderme yapıp aynı ismi kullanırlar mı? Tamam. Ondan emin olamadım. City of White basit bir isim gibi geldi ama... Evet Tunca Bey. Mantığınızı yerine koyabildiniz mi artık? Çok sabah... özür dileyerek City of Thousand istiyorum. Eğer yanlışsa affet, bilmediğim bir şeye denk geldi. Evet, bu bir riskti. Biliyorsun, bu bir riskti. Bilmiyorum cevabı inanıyor musun, inanmıyorsun. Çünkü kendisi şey dedi, City of Thousand'a çok inanmıyorum dedi ben. Sen de onun üzerine City of Thousand diye bir cevap vermek istiyorsun. Evet. Son kararın mı? Son karar. Yani senin çağrın insanı hiçe sayan bir karar veriyorsun. Yanlış hata oynadın. Çünkü cevap... City of... Glass'tı! Aaaa! Şimdi Kubilay Bey, 12 puandasınız yanlış hatırlamıyorsam. Ve sorunuz da geliyor. Hazır mısınız? Hazır. Eskilerden bir soru. Özellikle eskilere düşkün olduğunuzu biliyorum. Evet. Ama kapağı alacaksınız gibi geliyor bana. Hadi bakalım. Bir zamanların en sevilen oyun stüdyolarından biri olan Westwood'un kapatılmadan önce yaptığı son oyun nedir? Westwood önemli bir stüdyodur. Oyun dünyasında çok iz bırakmıştır. Bu oyunlardan tanıdık gelen olacaktır muhakkak sana. Bazıları çok popüler çünkü. Evet. Ama hatırlıyor musun hangisi olduğunu? Bir de düşün, adamlar kapanmışlar bunu yapıp. Yani hesap edin. Bak düz mantık kurman için biraz yardımcı oldum sana. Maksat şu adamı geçin. Evet, ben de uyuz oluyorum. Onu amaçlıyorum. Hiç ama... sevmedim.
Nişanlısının üzerine bastı geçti ya. Ya şimdi bir tane oyun içlerinden çok çekici geliyor. Ve sonrasında efsane olarak kalıp devam etmediğini biliyorum. Hangisi? İsmi paylaşmak ister misin? Yoksa cahilliğim ortaya çıkmasın diye içine mi tutmak istiyorsun? Evet, biraz öyle yapayım. Yarışmacım gözünden aldı. Red Alert 2'den sonra çıkmadı veya o kadar tutmadım. Tam emin değilim, öyle bir düşüncem var. Ama Joker hakkında var. Evet, riske atmayayım. Zaten kullanmazsam yanacak. Evet. Joker hakkımı kullanayım. Eminsin yani. Cem, alkışlarla Cemil abi. Öncelikle bana zorla güvendiğin için teşekkür ederim. Cem ilk defa bu arada Joker olarak çağırdım yarışmada. Bilim kurgu seven bir insan olarak burada niye yok bilmiyorum ama 2002 yılında çıkmış Earth and Beyond. Son kararı. Evet, eminsin. Karar. 2002 yılında çıktı. 2002 yılında diyorsun. Ve doğru karar Earth and Beyond. Cem gene yardırmaya devam ediyor. Çok güzel puan topladın. Gerçekten. Ve yaklaştık 22 puandasın şu anda. Ben kaçım? Sen 23, sen 22, sevgili nişanlın da şu anda 8 puanda kendisi. Geliyor Barış. Paramar özel sorumuz. Hazır mısın? Evet. Assassin's Creed ile alakalı bir soru. Tamam. Crawford Starik hangi Assassin's Creed oyunun baş kötülerinden biridir? Bilemezsen 1 puan Kubilay ile arandaki mesafe çok kısa olacak. İkinci bölümde Kubilay büyük bir avantaj sağlamış olacak. Ama bilememesi tutku senin de işine yarar. Çünkü aradaki puan kapatma şansı verir. Rock'la Black Flag Karepler'de geçiyordu. Bu biraz daha Amerikan bir isim gibi geldi de. Syndicate diyeceğim yani. Emin misin? Hayır. Son kararın mı? Evet. Doğru! Buna sevindim en fayda. Buna çok sevindim hakikaten. Bilal neler düşünüyorsun? Çünkü tam yakalamışken gene elinden kaçtı ve gitti adam. Çok üzüldüm şu an. Şu an... Sen hatırlıyorsun. Başta hem de yarışmada kaybediyorum. Yanınızda konuşmayın arkadaşlar. Bakalım önümüzdeki yarışmada neler olacak? Belki de hiçbir şey bilemeyecek. Evet. Belki de hepsini ben bileceğim. Belki de. Yani, belki de sen... Yani şöyle bir hesap yapalım kabaca. Birinci olma şansın var mı sen? Herhalde her zaman var. Eğer 10 soruya da hesaplayalım, bak şu an 8 puandasın. 10 soruya da ilk basıp doğru yanıt verirsen 30 puan toplanır. Zaten direkt geçiyorsun. Ama o şey yani biraz. Ya ikinci bassam? İkinci bassam diyeceğim. 20 puan. Yine yarısını bil, paramarayı da bil. Gene çekti olabilir. Ama olmaz. Yani olabilir. Sen hiç nişanına bakma. Biz sana güveniyoruz. Son bölümde Tutku'nun performansını izleyeceğiz. Ve o da bu bölüm Kubilay gerçekten iyi yakalamaya çalıştı ama Paramar özel sorusunu bilen sen olduğun için insafsızca puan farkını açıyorsun. Hoş bir bölüm olmadı, hiç hoşuma gitmedi. Ama arkadaşlar, tebrik ediyorum hepiniz. Çok güzel yarıştınız bu bölümde. Bir alkışla bugün programı kapatalım. Bir sonraki bölüm. Bu arkadaşların arasından kazananın kim olduğunu belirleyeceğiz. Ve o kazanan hem üstelik Steam cüzdan kodunu sahibi olacak, hem de efendim final bölümü için yarışma hakkı kazanacak. Ama ikinci ve üçüncü olanlar üzülmesin. 50 TL ve 25 TL ödül alabilirler. Bu arada sana birinci onlara 2-3 gibi bakıyorum ama hiçbir şey yok. Ayarlanmış herhangi bir şey yok. Yanlış göz kontağı kurdum sadece. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.